Öğrenci ve yetişkin fiyatındaki değişiklikler 10 TL'de öğrencide %10 indirim yapıldı. %10'u 1 lira olur. İndirim olduğu için ikisi 1 diyelim. Yetişkine %20 zam yapıldı. 2 liradır. Ona da artı 2 diyelim. X tane öğrenci olsun. Y tane yetişkin. Toplam kişi sayısı 50. Fiyat olarak ilk duruma göre farklılıklara bakalım. Burada indirim olduğu için eksi 1 çarpı x. Burada artış olduğu için 2 çarpı y eşittir 70. Toplayalım. 3y eşittir 120. Y eşittir 40. 40 yetişkin varmış. Toplam 50 kişiydi. X de 10 olur. Yani 10 tane öğrenci var. Doğru cevap A seçeneği. Ayakkabı ve çanta için etiket fiyatları ikisinde de x. Ayakkabıya %25 indirim yapılıyor. %25 dörtte bir demektir. Bu kadar indirim yapılırsa 3x bölü 4 TL'ye satış fiyatı belirlenmiş. Çanta için birinci çanta x liraya, ikinci çanta %30 indirimli yani 3 bölü 10 indirimli olunca 7x bölü 10 TL'ye satılmış. Ama burada iki çanta var. İki tane çanta almanın fiyatı, iki tane ayakkabı 3x bölü 4 2 ile çarpıyorum 6x bölü 4 fiyatından 40 TL fazlaymış. Burası 17x bölü 10. Eksi 3x bölü 2 eşittir 40. Payda eşitliyorum. 17x eksi 15x eşittir. Böyle 10'u da karşıya atmış oluyorum. 400. 2x 400. X buradan 200 çıkar. Doğru cevap E seçeneği. Burada kar oranı verilmiş. Biz karı hesaplayalım. Kar %20 yani 5'te 1 demek. 120 TL olur. 480'in 5'te 1'i 96. 200'ün 5'te 1'i de 20. A ve B ürünlerinden X tane satılsa 120 çarpı X lira gelir elde edilir, kar elde edilir. Diğerinden de 96 çarpı Y lira. Bunların eşitlendiğini biliyoruz. Çünkü A ve ürünlerinden elde edilen karlar eşitmiş. 120 24 çarpı 5 çarpı X'tir. 96 24 çarpı 4 çarpı Y'dir. Karşılıklı değer verecek olsak en az X'e 4 vermemiz gerekir. Y'ye de 5 vermemiz gerekir. En azı böyle. Zaten bir sonraki değer 8'e 10 vermek gerekir. Ki bizim elimizde bu kadar ürün yok. O yüzden 4 ve 5 mecburi. 4 tane X'ten aldık. 5 tane de bundan aldık. 9 ürün oldu. Toplam 12 ise 3 ürün de diğerine kaldı. 20 çarpı 3 eşittir 60 TL kar eder. Küçük kardeşin parası 10K, büyük kardeşin parası 10B olsun. Küçük kardeş %90'ını, büyük kardeş %80'ini hediye olmak için, almak için ayırıyor ve bu paranın toplamı 1060 TL. Kalan parası K, diğerinin kalan parası 2B. Bu paranın toplamı da 240 TL. Alt tarafı 4 ile çarpıp yani eksi 4 ile çarpıp çıkardığımızda 9K eksi 4K 5K olur. B'ler gider. 1060 eksi 960 olur. Bu da 4 ile çarpınca. 5K eşittir 100. K eşittir 20. Bize küçük kardeşin kalan parası sorulmuş. Kalan parası K'ydı. O yüzden 20. Doğru cevap B seçeneği. Papağan sayısı 12 ve tüm kuşlar içerisindeki yüzdesi de %30. Öyleyse 100 bölü 30'a çarparak toplam kuş sayısını buluruz. 40 olur. Burada Şahin'in 10 tane olduğunu görüyoruz. 40 tanenin içinde 10 tane yüzde kaçıdır diye bulalım. %2'sidir 10 tane. Buradan x 25 çıkar. Yani Şahin'in yüzdesini %25 bulduk. Toplam 30, 10 ve 25'ten arta kalan 35 oluyor. Tavus kuşununki de 35 yüzdesi. Toplam 40'ta %35'i bularak tavus kuşunun sayısını bulabiliriz. Bu da 14 olur. Doğru cevap E seçeneği. X liraya aldığı ürünü Y liraya satıyormuş ve satış fiyatını %25 kâr ile belirliyor. Öyleyse satış fiyatı olan 2x eksi 6 alış fiyatından %25 fazladır. %25 demek 4'te 1 fazla yani 1 bölü 4 fazla olduğu için 5 bölü 4 olur. Buradan 2x eksi 5x bölü 4 eşittir 6 olur. 3x bölü 4 eşittir 6. X 24 bölü 3'ten 8. Doğru cevap B seçeneği. Birinci tarifede sabit ücret 20 TL. 10 GB internet kullanımına göre hesaplıyorum. 10 GB'ın her 1 GB'ında da 10 TL ücret ödendiği için 10 çarpı 10'dan 120 TL ödeniyor birinci tarifede. İkinci tarifede 1. GB 24 TL. Geriye kalan 9 GB 12 TL. Bu da 132 TL ediyor. Yani aradaki fark 12 TL. 120'de 12'lik fark yüzde ne kadardır diye bakacağız. 12 bölü 120 çarpı 100. Buradan bize 10 olarak çıkar ve doğru cevap B seçeneğidir. Başlangıçta pantolon fiyatı x TL olsun.
Satış fiyatı da YTL olsun. X pantolonundan çarpı Y ile toplam kazancını buluruz. İkinci durumda %20 indirim yapılıyor. %20 indirim 5'te 1 demek. Yani 4x bölü 5'ine satıyor. Ve satışlarda %20 artış oluyor. Normalde Y olan satışlarda 5'te 1 demektir. Bu da artış olursa 6'ya çıkar. 6'ya bölü 5 oluyor. Ve son durumda 24x'ye bölü 25. Başlangıçta şöyle 25 bölü 25 diye düşünsek. 25'te birlik, şuna göre bakıyorum. 25'te birlik biraz alma var. Bu da %4'lük demek. Doğru cevap B seçeneği. Erkek öğrencilerin %25'i gözlüklüymüş. Yani 4'te 1'i demektir. Toplam erkek sayısı 4 Y olsa Y erkek gözlüklü. Kız öğrencilerin %30'u yani 10'da 3'ü 10x olsa kız öğrenci sayısı bunun 3x'i de gözlüklü olur. Ve 3x'in yani gözlüklü kız öğrenci sayısının erkek gözlüklü erkek öğrenci sayısından fazla olduğunu da biliyoruz. Bir bu işsizlik var, bir de 4Y artı 10x toplam 66 kişi olduğunu biliyoruz. Ve 2 ile de sadeleştirelim, değer vereceğiz. 5x eşittir 33 oldu. Bunu sağlayacak değerler 9, 2, 9, 18, 3 olur. Bir de 4 ile 2 kere 4, 8 ile 25 olabilir. İki durum var. Şu birinci durumda 9 ve 3 verirsek, burada yerine yazarsak 9 küçüktür 3 çarpı 3 eşitsizliğini sağlamadığı için yani eşit çıktığı için olmaz. Son durumdaki 4'ü kontrol edelim. 4 ve 5'i. 4 küçüktür 15. Bu sağlar küçük olduğu için doğrudur. Yani 4 ve 5 sağladı. Öyleyse erkek öğrenci sayısı da Y'ye 4 verdiğimiz için 4 Y'ydi. 4 çarpı 4'ten 16 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.